Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere harika bir salata tarifi vereceğim. Köz patlıcanlı, yoğurtlu, gerçekten çok lezzetli bir salata. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederek hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Yapılışı gerçekten çok kolay. Şöyle hemen közlemiş ve doğramış olduğum patlıcanlarımı kabıma alıyorum. Küçük küçük doğradım güzelce közleyerek. Ben bir büyük bostan patlıcanı kullandım. Bostan patlıcanı kullanmayacaksanız 2 tane büyük boy patlıcan yeterli gelecektir. Burada toplamda 600 gram kadar köz patlıcan var. Şimdi patlıcanımın içerisine yoğurt ilave edeceğim. Toplamda 1 su bardağı yoğurt kullandım. Suyunu almadım. Çünkü bu çok fazla sulandıracak salatanızı. Bu yüzden biraz suyunu süzdürerek yoğurdumu ilave ediyorum rendelmiş olduğum 4 diş sarımsağımı da ilave ettim. Şimdi içerisine biraz da limon suyu ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kadar limon suyumu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı da mayonez kullanacağım. Mayonez gerçekten bu salataya çok yakışıyor. Zaten çok da fazla kullanmıyoruz. 2 yemek kaşığı yeterli gelecek. Tabii ki mayonez kullanmak istemezseniz mayonez ekleme edebilirsiniz. Şimdi eklemiş olduğum tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben içerisine bir de maydanoz kullanmayı tercih ettim. Bir tutam küçük küçük doğradığım maydanozum var. Onu da ilave ederek tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi aslında sadece baharatlarım kaldı. Onları da ilave edip servis tabağıma alacağım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber kullandım çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim. Tabii ki tuz oranını arttırıp azaltabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum ve artık hazır. Patlıcanın her hali gerçekten çok lezzetli. Salatalarda da ayrı bir lezzet katıyor. Umarım siz de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Ben hemen servis aşamasına geçiyorum. Servis tabağına aldım. Üzerini biraz düzledim. Kenarlarını da düzledim kaşık yardımıyla böyle kenarlarından biraz çukurlar açacağım. Yine ortası içinde aynı işlemi yapacağım. Bu çukurlaştırdığım yerlere biraz zeytinyağı gezdireceğim. Daha sonra da süsleyeceğim. Siz tabii ki dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine biraz pul biber, biraz da kavrulmuş susam kullandım. Kavrulmuş susam da gerçekten bu salataya ayrı bir lezzet katıyor. Denemeyenler bir de bu şekilde denesinler. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biraz pul biber kullandım. Şöyle kenarlarına gezdiriyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Tabii ki videomun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenip videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Yeni tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.